Değerli öğretmenlerimiz, Anadolu Üniversitesi SODİGEM Merkezi ile Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir işbirliği yaptık. Bugün bu işbirliğimizin ilk eğitimiyle başlıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde siz değerli öğretmenlerimizin uzaktan eğitim araçlarını daha etkili ve verimli kullanabilmeleri hayati derecede önem taşımaktadır. Bildiğimiz gibi Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda çok ciddi bir birikime ve tecrübeye sahip, dünya çapında bir marka. Anadolu Üniversitesi'nin değerli yöneticileri, SODİGEM Merkezi'nin çok değerli hocaları ve yöneticileri bizim bu işbirliği teklifimizi kabul ettiler. İlimizde uzaktan eğitim sürecini daha etkili ve verimli yönetebilmek için hocalarımızın tecrübelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bugün başlayacağımız eğitim bunların ilki olacak ve uzunca bir süre SODİGEM Merkezi ile bu işbirliğimizi yürütmeyi planlıyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin çok değerli yöneticilerine, SODİGEM Merkezi'nin çok değerli yöneticilerine ve hocalarına hepinizin adına şükranlarımı sunuyorum. Eğitimlerin hayırlı olmasını, size değer katmasını ve uzaktan eğitim sürecinin daha etkili ve verimli geçmesini sağlamasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli öğretmenlerimiz, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği ile düzenlenen Uzaktan Eğitimde Eş Zamanlı ve Eş Zamansız Tasarım başlıklı webinarına hoş geldiniz. Oturumumuza başlamadan önce sizlere SODİGEM Müdürü Doçent Doktor Yusuf Levent Şahin'in video mesajını paylaşmak istiyoruz. Değerli öğretmen arkadaşlarımız, bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz pandemi dönemi birçok şeyde olduğu gibi eğitim süreçlerinde de oldukça önemli değişikliklere yol açtı. Biz SODİGEM olarak özellikle öğretmenlerin bu değişikliklere hızlıca ayak uydurabilmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak sizler için bir eğitim serisi planladık. Bugün ilk oturumuna katılacağınız serinin sonraki oturumlarını daha doğru planlamamız için sizlerden ricamız sodigem.com adresini ziyaret edip karşınıza çıkacak olan ihtiyaç belirleme formunu doldurmanız. Zamanınızı daha fazla almadan sizleri Aras Hoca ile baş başa bırakıyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Az sonra sizlerle birlikte olacak olan Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi ve SODİGEM Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Aras Bozkurt, 30 dakikalık bir sunumun ardından 15 dakika boyunca Zoom'un sohbet penceresine yazabileceğiniz sorulara cevap verecektir. Keyifli bir oturum olması dileklerimizle. Merhaba, ben Aras Bozkurt. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde doçent doktorum, aynı zamanda SODİGEM'de yönetici yardımcısı olarak görev alıyorum. Bugün sizlerle uzaktan eğitimde eş zamanlı ve eş zamansız tasarım başlıklı sunumumuzu paylaşacağım. Bu sırada uzaktan eğitim dünyasına kısa, eğlenceli bir yolculuk yapacağız. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Akademik süreçlerin dışında en büyük özelliği hayal etme, kurgulama ve tasarlama, düşünmem, geliştirmem ve uygulamam. Ama en önemlisi hem öğrenme, hem öğretme ve öğrenmeye sürekli devam etme. Aslında uzaktan eğitim bağlamına baktığımızda iyi bir öğrenenin ve öğretinin en büyük özelliği sürekli öğrenmeye devam etmesi ve öğrenme sürecinden asla vazgeçmemesidir. Yaşam boyu öğrenmenin de aslında kilit noktası, anahtarı öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamaktır. Bugün sizlere uzaktan eğitim ve acil uzaktan eğitim konusundaki ayrımdan kısaca bahsedeceğim. Bunun dışında eş zamanlı, eş zamansız etkinliklerden bahsedip bir takım önerileri bu bağlamda paylaşacağım. Bunun dışında eğer sosyal medya kullanıyorsanız Twitter hashtag'inden SODİGEM etiketini kullanarak sorularınızı bizlerle paylaşırsanız hem sunum sırasında hem sunum bittikten sonra sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Pandemiyle beraber ne oldu, ne yapıyoruz? Aslında çok önemli bir soru. Pandemiyle beraber hayatın akışı ve ritmi tüm dünyada değişti. Bu değişimden tüm dünya gibi Türkiye'de etkilendi. Sosyal mesafeyi korumak adına birçok kurum kapatıldı. Kapatılan bu kurumlara okullar da dahildi. Bu bağlamda okulların kapatılmasıyla beraber bu süreçte bizler de eğitimciler olarak
yoğun bir şekilde hem yüksek öğretim düzeyinde hem de K12 ilk öğretim düzeyinde etkilendik. Dünyada ne olduğuna bakarsak aslında ilk defa bu kadar büyük bir kesintinin olduğunu görüyoruz. Toplam 191 ülkede yaklaşık 1.6 milyar öğrenci, tüm öğrenci nüfusunun %90'ına tekabül eden bir sayı, öğrencinin eğitimi kesintiye uğradı. Bu en basit ifadeyle 10 öğrenciden 9'unun eğitiminin kesintiye uğraması anlamına geliyor. Burada bu sürece tepki vermek için bir takım uygulamalar yapıldı. Bunlardan kısaca bahsetmemiz gerekiyor ki sunumun devamında olan süreçleri daha iyi yorumlayalım. Bildiğiniz üzere uzaktan eğitim kavramını sıklıkla kullanıyoruz. Fakat pandemiyle beraber uyguladığımız süreç aslında acil uzaktan eğitimdi. Acil uzaktan eğitim ve uzaktan eğitimin farkını kısaca bahsedersek eğer, birinci ayrım uzaktan eğitimin acil uzaktan eğitimin bir zorunluluk olması, buna karşı uzaktan eğitimin, geleneksel anlamda uzaktan eğitimin bir seçenek olması. İkinci ayrım, acil uzaktan eğitimde mevcut ihtiyacı yönelik geçici çözümler üretilmeye çalışılması, uzaktan eğitim ise yaşam boyu öğrenme çerçevesinde süregelen ve kalıcı çözümler üretmeye çalışmasıdır. Üçüncü ayrım, uzaktan eğitimin kriz zamanında eldeki olanaklarla eğitim ayakta tutma çabası olmasına karşın, uzaktan eğitimin alana özgü kuramsal ve uygulamaya yönelik birikimleri belirli bir amaç doğrultusunda planlı ve sistematik etkinliklerle eğitimi sürdürülebilir hale getirme çabasıdır. Son ayrım ise aslında ilginç bir ayrım. Acil uzaktan kavramının İngilizce karşılığı sunuda da yansıtılarak görüldüğü üzere Emergency Remote Education. Uzaktan eğitimin İngilizce karşılığı ise Distance Education. Her ne kadar uzaklık kavramı Türkçe'de aynı kelimeyle ifade edilse de acil uzaktan eğitimdeki remote kavramı fiziksel uzaklığa vurgu yaparken distance kavramı fiziksel, etkileşimsel, psikolojik ve iletişimsel uzaklığa vurgu yapıyor. Bununla beraber Türkçe biz her ikisini uzaktan eğitim şeklinde çevirdiğimiz için bazen uygulamada kavramdan kaynaklanan yanlıştan dolayı uygulamada da bazı hatalar yapıyoruz. Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim aslında sadece tek bir yapı, teknoloji veya tek bir pedagojik yaklaşım değil, belirli bir amaca hizmet eden farklı öğrenme materyalleri ve iletişim şekilleriyle birbiriyle ilişkili parçalarda oluşan bir sistem yaklaşımıdır. Yani uzaktan eğitimde tüm süreci alıp götüreceğimiz tek bir teknoloji, tek bir süreç veya tek bir tasarım yoktur. Uzaktan eğitimde dolayısıyla birçok parçanın olduğunu düşünürsek doğru dengeyi sağlamak, teknoloji ve pedagojiyi bir amaç doğrultusunda anlamlı bir şekilde işe koşmak, etkili ve verimli bir öğrenme sürecinin sağlanabilmesi ve anlamlı öğrenme deneyimlerinin yaşanabilmesi için önemlidir. Şimdi sizlerle kısa bir dijital ara veriyorum. Bu aslında hem sunumumuzun bir parçası, Solugem etiketini hatırlatmak için sizlere, hem de derslerinizde kullanabileceğiniz bir stratejidir. Bildiğiniz üzere hem yüksek öğretimde hem milli eğitimde ders süreleri bizim inisiyatifimiz dışında daha uzun sürelere yayılabilir. Öğrencilerin özellikle ilk sınıflarda olan öğrencilerin motivasyonunun sağlanması, ekranda dikkatlerinin uzun süre durması zor olduğu için siz de buna benzer dijital aralar verebilir. Bu aralarda içeceklerini veya küçük yiyecekleri almaları için müsaade edebilir. Bir müzik açarak kısa bir dinlenme sağlayabilirsiniz. Bu dediğim gibi hem sunumun parçası hem de sizin uygulayabileceğiniz stratejilerden bir tanesidir. Şimdi uzaktan eğitimin ne olduğunu daha detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Uzaktan eğitimi farklı şekillerde sınıflayabiliriz fakat güncel uygulamaları göz önüne aldığımızda içeriğin sunumuna göre eş zamanlı senkron ve eş zamansız asenkron olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim bir denklemin iki parçası olarak düşünürsek eğer, her iki tarafta eşit öğrenme süreçlerine ve eşit öğrenme deneyimlerine işaret etmekte. Fakat denklemin iki tarafındaki bilinmeyenin farklı değişkenleri vardır. Dolayısıyla bizim mevcut uygulamalarda yapmamamız gereken hata, yüz yüze eğitimde yürüttüğümüz ders tasarımını, etkileşimi ve içeriği
olduğu gibi uzaktan eğitime aktarıp bu şekilde yürütmeye çalışmak. Farklı, aynı amaçlar olmasına rağmen farklı süreçler olduğu için bu tür bir hata muhtemelen bizim anlamsız öğrenme deneyimlerine yol açmamıza sebep olacak. Hem öğrenenler hem de öğretenler olarak bu süreçten fazla keyif alamayacağız. Dolayısıyla dengeyi doğru sağlamak ve iki taraftaki bilinmeyenlerin ne olduğunu iyi okumak bizler için önemli. Sunumun bir önceki sunumda uzaktan eğitimin sunumuna göre eş zamanlı ve eş zamansız, senkron ve asenkron olarak ikiye ayırabileceğimizi söylemiştik. İçeriğin eş zamanlı sunumu sesli ve görüntülü iletişim olanak tanıyan araçlarla zaman bağlamında aynı anda yapılan sunumu nitelemektedir. Bir anlamda bizim şu anda yaptığımız webinar eş zamanlı sunuma çok iyi bir örnektir. Çoğu zaman canlı ders olarak da ifade edilen bu sunum öğretenin ve öğrenenin mekan bağlamında bağımsız ancak zaman bağlamında bir arada olmalarını gerektiren bir sunum türüdür. Eş zamanlı içerik sunumu sosyal etkileşime ve karşılıklı iletişime olanak tanımaktadır. Bu arada karşılıklı iletişim derken bu iletişim illaki kameranın veya sesin açılmasıyla değil, sohbet penceresindeki yazışmalarla da gerçekleşebilir. Önemli olan iletişimin karşılıklı olması. İletişim ve etkileşim birden fazla kişiyle gerçekleşebilir. Bu süreçte en çok kullandığımız araçlar BigBlueButton, Zoom, Skype, Google Meet gibi araçlardır. Bunların çoğunu hem normal ders tasarımında kullanıyoruz, aynı zamanda EBA'nın bize sunduğu araçlarla da eş zamanlı canlı dersleri yürütmekteyiz. Eş zamanlı uzaktan eğitim etkinliklerinin avantajlarını öğretimsel ve teknik olmak üzere iki genel başlık altında sıralayabiliriz. Buna göre öğretimsel bağlamda açıklama yapma, farklı kavramlar arasındaki ilişkiyi gösterme, içeriğin görselleştirilmesine olanak tanıma ve anlık geri bildirim verme gibi olanaklara sahibiz. İçeriğin eş zamanlı sunumu anlık iletişim kurma ve duyusal etkileşime de aynı zamanda olanak tanıdığı için güçlü bir iletişim şeklidir. Eş zamanlı uzaktan eğitim etkinlikleri teknik olarak sesli, görüntülü ve yazılı katılım özellikleriyle içerik ve ekran paylaşma özelliği, beyaz tahta özelliği, anket, soru cevap, işbirliğine dayalı çalışmalar, uygun arayüzlerin de kullanılmasıyla farklı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilmesine de olanak tanımaktadır. Eş zamanlı etkinliklerin bir diğer avantajı ise bu etkinliklerimizi, bu içeriğin sunumunu kaydettiğimizde daha sonra eş zamansız etkinlik olarak kullanabilmemizdir. Eş zamansız içeriğin sunumunda ise dikkat etmemiz gereken içeriğin çeşitliliğidir. Bu noktada çoklu ortamlar, İngilizce karşılığı multimedya olan içeriğin türlerine kısa bir göz atmamız anlamlı olacaktır. İçeriğin eş zamansız sunumunda en çok kullanılan öğrenme materyali yazılı, basılı içeriklerdir. Bununla beraber bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler özellikle çevrim içi uzaktan eğitimde farklı materyal türlerinin de kullanılabilmesine olanak tanımaktadır. Her bir materyal türünün bir ortam olarak kabul edildiği çoklu ortamlardan öğrenme kuramına göre içeriğin sunumunda sözel ve görsel içsel öğrenme materyalleri kullanılabilir. Sözel içeriklerden kastımız burada ekrandaki yazılı içerik veya sesli içerik olabilir. Görsel işitsel materyallerden kastımız ise statik şekilde yer alan resim, tablo, grafik, haritalar gibi içerikler veya hareketli içerikler olarak niteleyebileceğimiz animasyon, video, etkileşimli illüstrasyonlar bu içerik türüne örnek olarak verilebilir. Peki hem eş zamanlı içeriğin sunumunda hem eş zamansız içeriğin sunumundan bahsettik. Bunların hangisini ne kadar ve ne zaman kullanacağımız hepimizin aklına gelen bir sorudur. Aslında bunun tek bir doğru cevabı yoktur. Burada dikkat etmemiz gereken kimlere öğretim yaptığımız, hangi içerikleri öğrettiğimiz, hedef grubun özellikleri gibi kriterlerdir. Örneğin ikinci sınıfa giden bir öğrenci kitlesine yapacağımız, tasarımda kullanacağımız unsurlar ile lise son sınıfa giden bir öğrenci grubunun olduğu hedef gruba yapacağımız tasarım farklılık gösterebilir.
Benzer bir şekilde konu da burada önemlidir. Örneğin matematiği eğer matematik konusunu anlatıyorsanız daha çok sunuma odaklanabilirsiniz. Eğer İngilizceyi öğretmeye çalışıyorsanız canlı dersler daha etkili olacaktır iletişimi aynı anda gösterebilmek adına. Tarih gibi bir derste ise eş zamanlı içerikler düşünmeye ve içeriği öğrenenin kendi istediği zamanda anlatmaya olanak tanıdığı için daha etkili olabilecektir. Bu durumu kısaca özetlersek, avantajları ve dezavantajlarını bir arada düşünerek eş zamansız asenkron içerikler özellikle keşfetmeye, olanak tanıyan öğrenenin esneklik, belli bir esneklik içerisinde kendi hızında öğrenmesine olanak tanıyan içeriklerdir. Bazı dezavantajlar da vardır. Örneğin eş zamansız içerikte öğrenen sosyal olarak bir bağlamdan eksiktir ve kendini izole hissedebilir. Disiplin ve motivasyon ihtiyacı eş zamansız içeriklerin yürütülmesinde öğrenende daha yüksek olmak zorundadır. Eş zamansız asenkron içeriklerin en büyük özelliği ise bilişsel katılıma daha çok olanak vermesidir. Eş zamanlı senkron içeriklere baktığımızda anlık iletişimin daha güçlü olması, jest ve mimiklerle iletişimin desteklenmesi aynı şu anda yaptığımız gibi büyük fırsatlardır. Bununla beraber içeriğin sunumunda kalite kişiyle sınırlıdır. O kişinin sunum becerileriyle sınırlıdır. Öğrenme ise belli bir zamanda gerçekleşmek zorundadır. Bu da bir sınırlık olarak nitelenebilir. Eş zamanlı içeriklerin en büyük avantajı ise sosyal ve duygusal katılıma olanak vermesidir. Burayı kısaca özetlersek, eş zamansız asenkron içerikler genellikle bilişsel katılıma, eş zamanlı senkron içerikler ise sosyal ve duygusal katılıma olanak tanıyan içerik türleridir. Eş zamanlı ve eş zamansız sunum içinde bazı önerilerimiz var. Neler yapmalıyız? Bunlar çok önemli. Öncelikle tüm süreci planlamalıyız. Uzaktan eğitim aslında kolay bir süreç gibi görünmesine rağmen her detayın, her aşamanın planlanmasını gerektirdiği için yorucu bir süreç olabilir. Planlama yapmadığınızda uzaktan eğitim sürecinde tatsız sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden planlı olmak çok önemli. Ders öncesinde teknik altyapımızı mutlaka kontrol ederim. En sık yaşanan sorunlardan bir tanesidir. En basit örnek olarak şunu verebilirim. Evinizde eğer canlı ders yapıyorsanız X odasındaki bağlantı hızıyla başka bir odadaki bağlantı hızıyla farklılık gösterebilir. Bilgisayarınız, kameranız güçlü olmasına rağmen bu bile küçük bir detay olmasına rağmen sizin içeriğin sunumunda kesinti yaşanmadan içeriği sunmanız için atlamamanız gereken önemli bir detaydır. Canlı dersleri ortalama 30 dakika şeklinde düzenlemek en iyi stratejilerden birisidir. Milli Eğitim'de de son yapılan düzenleme ile dersler 30 dakika süresinde, ortalama 30 dakika şeklinde yürütülüyor. Fakat bu süreçte özellikle hedef öğrenci kitlesinin yaş grubu çok önemli. Küçük yaş grubunda dikkat daha fazla dağılacağı için düz sunum yerine küçük, biraz önce yaptığımız gibi dijital aralar vererek öğrencilerin dinlenmesini ve tekrar motivasyondan kazanmalarına olanak tanıyabilirsiniz. Sadece anlatmak yerine karşı tarafa da iletişim olanağı vermeliyiz. Başka bir ifadeyle monolog yerine diyalog kurmalıyız. Örneğin şu anda kontrol etmeye fırsatım henüz olmadı fakat sohbet penceresinde sorularınız olabilir. Yine Twitter'dan Soligen hashtagini kullanarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Veya size paylaştığımız Soligen'in iletişim araçlarına sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aslında iletişimin karşılıklı olması farklı araçlarla ve farklı şekillerle de sağlanabilir. Çevrim içi etkinliklere çok olanak tanımalıyız. Bu bir webinar olduğu için çok fazla etkinliğimiz yok. Birkaç tane kısa deneme maliyetinde örnek yapacağız sizlerle. Fakat sadece içeriği sunmak ve anlatmak yerine etkinliklerle öğrenme deneyimini zenginleştirmeniz mümkün. Sunumlar, tartışmalar, gösterimler ve anketler klasik olarak yapabileceğiniz araçlar. Bunun dışında farklı araçlardan birazdan sizlere bahsedeceğim. Öğrencilerin eğer 20-30 kişilik bir sınıfımız varsa uzaktan eğitim sürecinde
Öğrencilerin de ses ve görüntüyle derse katılımına izin vermek, onların kendilerini ifade etmeleri açısından ve motivasyonlarını sağlamak açısından önemli bir strateji olabilir. Bunun dışında ses ve görüntü kalitesine çok dikkat edelim. En çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, bazen kameranın görüntüsü çok flu olduğu için melankolik bir hava yaratıyor. Aslında oradaki buğulu görüntü karşı tarafın dikkatini çekip çekmemek için bile önemli bir ayrıntı. Bunun dışında eğer bir sunum yapıyorsanız ekranda sunacağınız tüm içerikleri yansıtmamanız gerekiyor. Bunun yerine belli tuşlarını verip gerisini siz tamamlarsanız eğer karşı taraftaki öğrencinin dikkati sunumda değil, bunu anlatan kişiler de siz değerli hocalarımız da öğretmenlerimiz de olacaktır. Netikete yani internet adabına dikkat etmeliyiz. Kılık kıyafetimiz mümkün olduğu kadar formal olmalı ki bir anlamda bu sürece ve öğrencilerimize ve eğitime saygı duyduğumuza inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Eğer yazı yazıyorsak sadece büyük harflerle yazmamak başka bir ayrıntı olabilir. Bunun dışında öğrenenleri bu süreçte motive etmek ve motive etmeye yönelik mesajları canlı derslerde veya eş zamansız olarak devam eden asenkron içeriklerde de yorumlarla destekleyebiliriz. Sohbet esnasında emojiler kullanmak iyi bir strateji olur. Bu şekilde sadece bilgi değil, duyguyu da aktarabiliriz. Bu arada bazen elinizde olmayan sebeplerden dolayı teknik aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Muhtemelen şu anda küçük bir gürültü duyuyorsunuz. Malum Eskişehir'den yayın yapıyoruz ve burada bir hava üssü olduğu için sürekli uçaklar geçiyor ve bu duruma engel olamıyoruz. Fakat bu tür küçük sürprizleri bile hoşgörüyle karşılamak sizin de dersinizi muhtemelen daha sevimli hale getirecektir. Ses tonunuzu, jest ve mimiklerinizi anlatımı güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu tür oturumları kaydedip daha sonra eş zamanlı içerik olarak da kullanmanız mümkün. Eş zamanlı sunumlar için önerilerimiz nelerdir? Eğer bir konuyu anlattığınız video kaydı varsa bunu 5-7 dakika arasında tutmak, mümkünse 10 dakika geçmemek çok önemli. Bunun sebebi insanların dikkat aralığının genellikle 5-7 dakika sürmesi. Bu videolarda eğer kendiniz evde hazırlıyorsanız baştan sona kadar bilgi sunumu yerine içeriğin sunumu tekrar uygulamasına yönelik bir anlatı tercih ederseniz daha anlamlı olacaktır. Bir anlamda kompozisyon yazar gibi videoyu da giriş, gelişme ve sonuç şeklinde yapılandırırsanız güzel eğitsel videolar hazırlayabilirsiniz. Bunun için uzman olmanıza gerek yok. Basit web araçlarını, cep telefonunuzu veya bilgisayarınızın kamerasını kullanarak yaratıcı videolar çekebileceğinizi düşünüyorum. Videoları zenginleştirmek çok önemli. Bu küçük espriler, jest ve mimikler olabileceği gibi görsellerle de olabilir. Burada vermek istediğim mesaj, videomuzda sadece konuşan bir kafa ve içeriği anlatan bir kafa değil, kendini anlatan bir içerik olması, içeriğin öğrenciyi kendisine çekmesi çok önemli. Sadece içerik yüklemenin yanı sıra destek olmak ve motivasyon sağlamak en büyük stratejilerden bir tanesi. Bunu şöyle özetleyebilirim. Uzaktan eğitimde evet teknolojiyi kullanıyoruz fakat birazdan da bahsedeceğim üzere uzaktan eğitim sadece teknolojiyle sunulan bir içerik değildir. Aslında en önemli nokta içeriğin tasarımı ve belli kalite standartlarını bu süreçte sağlamaktır. Dolayısıyla uzaktan eğitime göre içeriği tasarladıktan sonra öğrencilerimizi bu süreçte motive edip ilgilerini canlı tuttuğumuz sürece başaramamamız için hiçbir sebep yok. Bunu yapabileceğimize canı gönülden inanıyorum. Dikkat etmediğimiz, en çok dikkatimi çeken, kimsenin dikkat etmediği demeyeyim fakat çoğunlukla dikkat edilmeyen konu, içerikleri üretip paylaştığımızda lisanslamamamız. Eğer bu sizin için yeni bir kavramsa, en alt satırda görünen Creative Commons ifadesine dikkat ederseniz ve bunu bir kenara not alıp araştırırsanız, alt çiz lisanslama olduğunu görüyorsunuz. Kendi ürettiğiniz içerikleri daha sonra sosyal medyada, tartışma gruplarında paylaştığınızda eğer Creative Commons lisansı ile lisanslarsanız bu içeriğin fikri mülkiyetinde sizde olduğunu ispatlama şansınız olacaktır daha sonra da.
zamanlı ve eş zamansız sunum için bazı önerilerde bulunduk. Bunun dışında ders tasarımına yönelik bazı genel önerilerden bahsetmek istiyorum. Bununla beraber şunu da altını çizmek istiyorum. Milli eğitimdeki öğretmenlerimizin çok başarılı olduğunu ve yaratıcı çözümler bulduğunu biliyorum. Bunların dışında da kendi ürettikleri stratejiler olduğunu, zamanla uzaktan eğitim tecrübe ettikçe sürece daha iyi alışacaklarını ve daha etkili çözümler üretebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreçte sadece bu önerilere değil, diğer hocalarımızın, diğer paydaşların önerilerine de kulak vermek anlamlı olacaktır. Kuralları bir derste uzaktan eğitimde kuralları en başta koymak çok önemli. Muhtemelen en büyük yaşadığınız sorunlardan bir tanesi uzaktan eğitim sürecinde sınıf yönetimidir. Fiziksel %1 derste öğretmen ve öğrenciler aynı anda olduğu için öğretmenin kontrolü elinde tutması, kontrolü istediği zaman alıp istediği zaman öğrenciye vermesi kolaydır. Fakat uzaktan eğitimde fiziksel olarak bir ayrım olduğu için bu süreci kontrol edebilmek için kurallarımızı en başında koymamız çok önemli. Eş zamanlı ve eş zamansız içeriğin sunumunda bir dengeyi yakalamalıyız. Denge burada anahtar kelimelerden bir tanesi. Aslında genel anlamda düşündüğümüzde hayatta da dengeyi yakaladığımızda mutlu bir birey oluruz. Benzer bir şekilde uzaktan eğitimde de dengeyi yakaladığımızda etkili, verimli ve çekici öğrenme deneyimlerini sağlayabilecek fırsatlar yakalayabiliriz. Ders dışında öğrencilerin evde yapabilecekleri etkinliklere yöneltebilirsiniz. Uzaktan eğitimi sadece canlı dersle yapılan veya eş zamansız süreçlerde paylaşılan yazılar, görseller, kitaplar gibi içeriklerle düşünmemek lazım. Öğrencilerimizin evde, fiziksel ortamlarında, kendi sosyal çevrelerinde yapacakları etkinlikleri eğer kurgulayıp, tasarımlayıp dersinizi entegre ederseniz aslında öğrenme sürecini daha çok içselleştirmelerine olanak tanıyabileceksiniz. Bunun dışında öğrencilerle sosyal, duyusal ve bilişsel bağlamda iletişime geçmek çok önemli. Bizim varsayılan olarak yapmaya çalıştığımız genellikle bilişsel iletişimi sağlamak. Fakat bilişsel iletişimden de daha önemli sosyal ve duyusal iletişim var ve bu noktayı göz ardı etmememiz gerekiyor. Sadece bilgiyi değil, tasarımladığımız derslere sevgimizi de bu bağlamda katmak önemli. Mikro öğrenme stratejilerinden bahsedebiliriz. Mikro öğrenme stratejileri aslında biraz önce kısa bir ipucu vermiştik. İçeriklerin kısa olması, öğrencilerin bir defada alıp başka parçalarla birleştirerek anlamlı bütünlere ulaşabilecekleri tasarım stratejisi. Bunu en basit haliyle Legolara benzetebilirsiniz. İçeriklerinizi Legolar gibi modüler bir yapıda yaparsanız bunları öğrencilerin farklı şekillerde kurgulamalarına da olanak tanımış olursunuz. Etkinliklerimizde farklı becerileri hedef almalıyız. Örneğin sadece hatırlatma değil, anlama, analiz etme, sentez etme gibi farklı süreçlere odaklanan içerikleri tasarlayabiliriz. Her adımda öğrenciyi yönlendirmek çok önemli. Örneğin eş zamansız bir içerik tasarımları. Bunda sadece videoyu, yazıyı, görseli vermek yerine şu şekilde bir açıklama yaptığınızda aslında öğrenciye güzel bir yol haritası sunacaksınız. Yapmamız gereken en başına kısa bir açıklama eklemek. Örneğin sevgili öğrencilerim, dersin bu kısmında ilk önce şu konudaki videoyu seyretmek, devamında kısa metninizi okumak ve ilgili soruları cevaplamaktır. Lütfen soruları cevapladıktan sonra aklınıza gelen diğer fikirleri arkadaşlarınızla tartışma forumunda veya sosyal medyada paylaşınız şeklinde bir paylaşım olabilir. Ders izlencelerimiz çok önemli. Aslında milli eğitimde ders programı ve ders izlencesini yılın en başında detaylı bir şekilde yapıyoruz. Fakat hazırladığımız bu izlenceler ve programlar genellikle yönetim bazında öğretmenlerin ve idarecilerin erişebileceği bir bağlamda sunuluyor. Çünkü devamında izlenceyi öğretmenin yürüteceğini varsayarak buna ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz. Fakat uzaktan eğitimde fiziksel bir ayrılık söz konusu. Dolayısıyla öğrencinin ne yapacağını dersin hatta yılın en başında bilmesi gerekiyor. Bunun için
dersin amacını, hedeflerini, kazanımlarını kısaca öğrencilerin anlayabileceği şekilde ifade etmek, kullanacağımız kaynakları, ortamları, ne zaman hangi etkinliği yapacağımızı ifade etmemiz öğrencilerin bilişsel olarak kendilerini hazırlamalarına olanak tanıyacaktır. Bir anlamda öğrencilere vereceğimiz izlence 5M1K sorusuna cevap vermeli. Öğrencilerin aklında ders başladığında hiçbir soru olmamalı. Alternatif iletişim kanallarını mutlaka kullanalım. Bunlar neler olabilir? Genellikle hemen hemen her sınıfın bir tane WhatsApp grubu var. Buradan sadece duyurular yapmak yerine bazen motivasyon, bazen bilgilendirme, bazen de örneğin EBA üzerinde yaptığımız içeriği desteklemek için ek bir içeriği sunma gibi stratejiler olabilir. Alternatif iletişim kanalları şu yüzden önemli. Genellikle öğrenme yönetim sistemleri sınırlı, izole bir yapıya sahiptir ve insanlar kendilerini daha rahat ifade ettikleri bir yerde daha anlamlı deneyimler yaşayabilirler. Sosyal medya bu anlamda insanların kendi dijital kimliklerini oluşturdukları ve kendilerini daha rahatlıkla ifade ettikleri yerler olduğu için etkili bir araç olabilir. Fakat burada da dikkat etmemiz gereken kuralları en başında koymak. Öğrencilerimizi her adımda yönlendirelim. Bunun dışında ne yapabiliriz? Birkaç tane örnek vereceğim ama basit ve etkili Web 2.0 araçlarını kullanabiliriz. Bunlar neler olabilir? Aslında bunların sunumunu muhtemelen ilerleyen haftalarda Levent hocamız sizlere güzel bir sunum şeklinde hazırlayarak verecek. Farklı öğrenme amaçlarına, farklı öğrenme düzeylerine göre bir sürü araç var. Şu anda bu sunuyu okumanız çok kolay değil. Bunu size örnek olarak verdim. Fakat burada size küçük bir sihirden bahsetmek istiyorum. Tek yapmamız gereken klavyeye Google yazmak ve ne tür araç istediğimizi yazıp virgül koyduktan sonra Web 2.0 aracı gibi bir ifade koyarsak muhtemelen önümüze birçok araç ortaya çıkacaktır. Öğretmen forumlarında, öğretmenlerin olduğu sosyal medya gruplarında yine diğer meslektaşlarımızın kullandığı araçları sorarak ve tecrübe ederek güzel, etkili ve verimli araçları keşfedebiliriz. Ölçme ve değerlendirme sürecinden kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye yaklaşık 80 milyon nüfusuyla ve bu nüfusun çoğunluğunun genç olduğu bir sistemde öğrenci sayısının çok fazla olduğu bir ülke. Dolayısıyla biz büyük öğrenci kitlelerine ölçme ve değerlendirme yapabilmek için çoğu zaman hem eğitim sürecinde hem de farklı eğitim kalemelerine geçişte sonuç odaklı sınavlar tercih ediyoruz. Ölçme ve değerlendirme stratejilerini tercih ediyoruz. Örneğin klasik veya yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, uygulamalı sınavlar veya çoktan seçmeli testler bunlara örnek verilebilir. Fakat uzaktan eğitimde bizim genellikle tercih ettiğimiz süreç odaklı ölçme ve değerlendirme stratejileridir. Bunun temel sebebi uzaktan eğitimi bizim bir yolculuk, bir öğrenme yolculuğu olarak ele almamız. Dolayısıyla o yolculuğun sadece bir anında değil, yolculuğun genelini ölçen araçları kullanmamız bizim için önemli. Bu alanda neler yapabilirsiniz? Aslında bu tür ölçme ve değerlendirme araçları daha eğlenceli. Fakat değerlendirme sürecinde tabii ki klasik testler kadar hızlı değil. Projeler, portfolyolar, öz değerlendirme formları, akran formları, zihin haritaları örnek verilebilir. Bunun dışında alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını da kullanabilirsiniz. Örneğin öğrencinin kendi öğrenme deneyimini yansıtmasını isteyebilirsiniz. Bir tane infografik hazırlamasını isteyebilirsiniz. Veya daha da keyifli ve teknolojiyi kullanacağınız araçlar kullanmak istiyorsanız öğrencinin bir video çekip paylaşmasını isteyebilirsiniz. Burada önemli olan sizin dersinizin amacı, öğrencinin ne istediği ve sadece ölçme ve değerlendirme değil, derste öğrendiğimizi keyifli bir şekilde sunmak olmalı. Bunu da sağlayabilmek için öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim sonucunda ortaya çıkan sebeplerin iyi analiz edilmesi ve buna göre karar verilmesi gerekiyor. Sürekli teknolojiden bahsediyoruz. Peki teknoloji nedir?
Güzel bir soru. Şu anda sesinizi ben duymadığım için sizin ekranın karşısında bunun cevabını vereceğinizi düşünüyorum. Çoğunuzun aklına muhtemelen ne gelmiştir? Olabilir mi? Veya bilgisayar ekranı. Akıllı saat. Evet, düşünelim. Teknolojiyle ilgili maalesef büyük bir yanılgımız var. Çoğunuzun bir aracı ifade ettiğini varsayıyorum. Fakat teknolojinin ne olduğuna bakarsak aslında sadece araç olmadığını görüyoruz. Etimolojisini incelediğimizde eski Yunanca'dan gelen tekne ve logia kelimelerden üretildiğini görüyoruz. Tekne, sanat, zanaat ve ustalık. Logia, bilim, söylem ve öğreti karşılığında. Teknolojinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı ise yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi ve uygulayım bilimi şeklindedir. Bu tanımda dikkat etmemiz gereken ne? Evet, araç, gereç ve aletler tanımın bir kısmında var. Fakat bunun dışında yöntemlerden, uygulama bilgisinden bahsediliyor. Dolayısıyla teknoloji sadece araç değildir. Bunu hemen yan tarafındaki kısma bakarsanız yansının somut ve soyut teknolojiler şeklinde ayrıldığımızı görürsünüz. Bizim genellikle yaptığımız somut teknolojilerle eğitim vermek aslında somut teknolojiler bir araçtır. Bize nasıl bilgisini çok vermez, ne ile yapacağımız bilgisini verir. Somut teknolojilere bilgisayarı, akıllı telefonu ve öğrenme yönetim sistemlerini, örneğin EBA'yı örnek verebiliriz. Soyut teknolojiler aslında daha önemlidir. Kuramlar, yaklaşımlar ve stratejiler. Bunu size küçük bir yemek benzetmesiyle yaparsam eğer yumurtayı çok seviyorsanız, somut teknoloji bizim için yumurta, yağ ve tavadır. Fakat bunu kırıp yaptığımızda her zaman basit bir tarif olmasına rağmen lezzetli bir yumurta yapamayabiliriz. Yumurtayı ne zaman kıracağımızı, yumurtanın taze olup olmamasını bilmemiz, ocağın altındaki ısının miktarı, bunlar hep yöntem ve nasıl bilgisidir. Bu da soyut teknoloji olarak nitelenebilir. Dolayısıyla sadece araçlar değil, nasıl yapılacağı da bilmeli. Teknoloji ve uzaktan eğitimde düşündüğümüzde sadece teknolojik araçları kullanmak değil, bu araçları nasıl etkili, verimli ve çekici bir şekilde kullanabileceğimizi de bilmeliyiz. Örneğin kısa bir örnek yapmak istiyorum sizlerle. Şu anda burada gördüğünüz kare kodu okunabilir veya menti.com'u cep telefonunuza veya ekranlarınıza yazabilir. 206 karşınıza gelen ekranda şifre soran bir ekran gelecek. 206, 98 ve 78 pinini girerek bir ekrana ulaşabilirsiniz. Ekranı değiştirmiyorum, rejideki arkadaşlara söylüyorum. Tekrar adım adım anlatayım. Dediğim gibi uzaktan eğitim süreçleri tane tane ve adım adım anlatmak çok önemli. Telefonunuzdan kare kodu okutarak ilgili linke ulaşabilirsiniz. Veya telefonunuz veya bilgisayarınızdan menti.com adresine girerek girdiğiniz ekranda karşınıza gelen kısma 206 98 78. Bunu birileri eğer sohbet ekranına da yazarsa 206 98 78 şifresini girerseniz bir ekranla karşılaşacaksınız. Rejiye rica ediyorum. Geçebiliriz o ekrana birazdan. Evet, burada yapmanız gereken uzaktan eğitimde yaşadığınız sorunları paylaşmak. Neler olabilir? Bir veya üç tane yazabilirsiniz. Kısa ifadeler olursa daha anlamlı olur. Çünkü benzer ifadeleri de ortaya koyabiliriz. Samimiyet. Evet, ilk cevaplardan bir tanesi geldi. Lütfen cesur olalım, burayı dolduralım. Birçok cevap geleceğine eminim. Aslında şu anda yaptığımız hem kısa bir Web 2.0 uygulaması hem de bir öğretmen topluluğunun genel anlamda yaşadığı sorunları belirlemek. Evet, artmaya başladı. Daha fazla yapabilirsiniz. Sorunlarımızı söylemekten lütfen korkmayalım. Eğer biz korkarsak öğrencilerimiz kendilerini ifade etmekte daha da zorlanacaktır, bunu unutmayalım.
Evet, burada kalabalık bir liste görmek istiyorum. İmkansızlık, samimiyet, gürültü, zaman yönetimi, motivasyon, etkileşim, hazırlıksız olmak, teknik sorunlar. Evet, tahmin ettiğimiz cevaplar. Evet, artıyor. Şu anda borsa gibi artıyor. Bazı hocalarımız düşünüyor, ne yazayım diye. Etkileşim, gördüğüm kadarıyla hepimizin ortak sorunlarından bir tanesi. Sonuç şimdi değişmedi. Birkaç saniye daha duralım. Şu anda bizim yaptığımız aslında hem sizin fikirlerinizi alıyorum, hem de bahsettiğim gibi basit bir Web 2.0 aracını sunuma entegre ederek etkileşim sağlıyorum. Dediğim gibi etkileşim mutlaka kameranın ve sesin açık olduğu ve karşılıklı konuşman olduğu bir süreç değildir. İletişimin bir şekilde farklı kanallarla sağlanmalısıdır. Evet, bundan sonra ekranından gelen cevaplara bakacağım. Etkileşim, evet, birazdan bununla ilgili belli stratejileri sizlerle paylaşacağım. İnternet ve teknik altyapı çoğu zaman elimizde olmayan sorunlar, fakat çözemeyeceğimiz sorunlar değil. Zamanla, teknoloji deneyimledikçe bunları aşabiliriz. Zaman yönetimi bahsetmiştik, planlı olmakla aşılabilir. Göz kontağı kuramamak, bunu hangi hocamız yazdı bilmiyorum, fakat göz kontağı kurmamanın her zaman önemli olmadığını bir şekilde anlatacağım. Tabii ki olsa çok güzel, fakat olmadığında sorun mu, bir yere kadar biz bunu çözebiliriz. Son kez ekranı yeniledikten sonra sunuya tekrar dönebiliriz. Farklı cevaplarımız var mı? Öğrencinin ilgisizliği, öğrenciyi görememek, iletişim. Bunların çoğu da motivasyon stratejileriyle sağlanabilecek konular. Motivasyon ve iletişim ve etkileşimi arttırmayla ilgili bir sunumumuz ise sizlerle Cuma günü buluşacak. Dolayısıyla onun da müjdesini şimdiden vereyim. Sunaya geçebilir miyiz? Reciben rica ediyorum. Gördüğünüz gibi burada yaptığımız basit bir Web 2.0 aracını kullanarak dersimizi daha etkili, katılımcı bir hale getirmek. Şu anda oturumda kaç kişi var bilmiyorum ama reji sesli cevap verebilir mi? Kaç kişi var ses? 217. 200 kişi var ve 200 kişiyle bir şekilde etkileşime geçtik. Gayet güzel. Dış ses diyor ama dış sesin güzel bir ismi de var. İsmi Onur ve bize çok yardımcı oluyor. Teşekkürler Onurcu. Şimdi size genellikle çok sıkıcı gelen bir kısmı çok kısa ve tatlı bir şekilde anlatarak ifade etmeye çalışacağım. Kuramlar, kavramlar ve yaklaşımlar. Bunları birkaç dakikada anlamamız kesinlikle mümkün değil. Fakat bir farkındalığımızın olması, uzaktan eğitimin belli kuramsal dayanaklara dayandığını bilmesi bizim için yeterli olabilir. Bu bağlamda İngilizce karşılıklar da var, eğer merak edip daha detaylı aramak yapmak isterseniz. Uzaktan eğitimde topluluk hissi, uygulama topluluklar ve sorgulama topluluklar kuramları çok önemli. Topluluk hissinde güven ve aidiyetin sağlanmasına vurgu yapılırken, uygulama topluluklarında anlamlı bir öğrenme deneyiminin gerçekleşmesi için öğretimsel bulmuşluk, bilişsel bulmuşluk ve sosyal bulmuşluk kavramlarına işaret ediyor. Hocam bunlar ne, açıkla dersiniz, evet biliyorum ama bu kesinlikle ayrı bir ders konusu ve şu anda o kadar zamanımız maalesef yok. Sorgulama toplulukları sizin yüz yüze derslerde de yaptığınız, öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar desteğin verilmesi, öğrenciyi çarpıktan ustalığa doğru bir süreç gibi yaşam boyu öğrenme yolculuğunda desteklemek sorgulama toplulukları kuramıyla açıklanıyor. Dediğim gibi bunları sadece belli kuramlara dayanarak belli kavramları ifade ettiğimizi ve belli tasarımları yaptığımızı söylemek için söyledim. Fakat biraz önce vardı, etkileşim ve iletişimden bahsediliyordu. Bunu kısaca daha da açarak size anlatmak istiyorum. Eğitimde etkileşim dediğimizde aslında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir tane bilenimiz var, bu özne oluyor. Bir tane bilinenimiz var, nesne oluyor ve bilen ve bilinen arasındaki etkileşim ise, eylem ise etkileşimdir. Ve bizim uzaktan eğitimde bunu bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Genel anlamda baktığımızda uzaktan eğitimde tam 3 çeşit etkileşimden bahsedebiliriz. Öğrenen öğretmen,
öğrenen öğreten ve öğrenen içerik etkileşimi bunlara örnek olarak verilebilir. Tabii ki etkileşimsel uzaklık diyoruz fakat yani fiziksel uzaklık çok anlamlı değil aslında. Fiziksel uzaklıktan daha da sorumlu olan başka uzaklık tipleri var. Burada yaptığım benim şu anda size etkileşimsel uzaklığın kılcal damarlarına inmek. Yani daha da detaylandırmak. Örneğin kültürel uzaklık, sosyal uzaklık, ekonomik uzaklık, bilişsel uzaklık veya kişisel uzaklık. Hocam kültürel uzaklık nasıl diyebilirsiniz? Eğer kendini ifade etmede kapalı bir toplumda yetişen bir öğrencimiz varsa derste aktif katılım göstermesini bekleyemeyiz. Sosyal olarak kendini farklı bir grubun içinde hissediyorsa veya farklı bir durumda hissediyorsa, sosyal durumuyla ilgili sorunlar yaşıyorsa öğrencinin etkin katılımını beklememiz her zaman mümkün olmayabilir. Ekonomik olarak bunu farklı gerekçelere dayandırabiliriz. Belki derse katılım için gerekli araçları almaya yetecek ekonomisi yoktur veya evde yaşanan ekonomik sorunlar çocuk için bir engel olabilir. Bilişsel olarak her konuyu sevmek zorunda değiliz ama almak zorundayız. Dolayısıyla X dersindeki çok başarılı bir öğrencimiz Y dersinde başarısız olabilir. Bu bilişsel bir bariyerin olmasından dolayıdır. Kişisel öğrenme tercihlerimiz, motivasyonumuzla ayrı bir sebep olabilir. Dolayısıyla biz bunu daha da açabiliriz. Fakat etkileşimsel uzaklık bizim için önemli bir uzaklık türüdür ve bizim aşmamız gereken fiziksel uzaklık değil, etkileşimsel uzaklıktır. Bunu şimdi size şu şekilde örnek veriyorum. Görselde gördüğünüz üzere bir ders ortamı var. Fakat bu görsel yaklaşık 15 yüzyıl öncesine dayanıyor. Dikkat edeceğimiz aslında 15 yüzyıl o. Çok fazla zaman geçmiş fakat değişen çok şey yok. Yukarıda gördüğünüz gibi hocamız dersini anlatıyor. Onu ilgiyle dinleyen bir öğrenci grubu var. Öğrencilerin bazıları, genellikle ilgili öğrenciler en ön tarafa oturmuşlar. Hatta her şeyi not alıyorlar. Hoca şimdi gözünü kırptı, nokta. Diğeri de bakıyor ne yazdı diye böyle. Yani her şeyi not alan bir grubumuz var. Genellikle böyle öğrenciler çok severiz. Sınav zamanında da bu tür öğrencilerin notları çok anlamlı ve değerli olur. Fakat köşeye bakarsanız oradaki dairede bir grup var. Derste çok ilgili değiller. Etkileşimsel uzaklıktan kastettiğimiz bu. Fiziksel olarak aynı yerde olsak bile zihinsel ve bilişsel olarak o sürece dahil olmayabiliriz. Bizim için önemli olan ön sıraları zaten kazanmışız fakat arka sırayı bir şekilde derse dahil etmek. Yüz yüze derslerde ne yaparız? Öğrencinin ismini genellikle telaffuz ederiz. Yürüyerek sessizce bir arkada dolanıp geliriz. Bu tür stratejilerimiz vardır. Nasıl yüz yüze fiziksel derste de stratejilerimiz varsa uzaktan eğitimde de motivasyon stratejilerimiz özellikle bu tür öğrenciler derse katmak için çok önemli. Evet, daire içini kurtarabiliriz ama bir de okla gösterdiğim bir öğrenci var. Bu da her sınıfın aslında geleneksel tiplemelerinden bir tanesidir. Uyuyan öğrenci, evet, etkileşimsel uzaklık onda şu anda fazlasıyla bedenen ve fiziken bize laf fakat ruhen şu anda dünya muhtemelen turluyor. Farklı hayallere, farklı düşüncelere dalmış. Burada kastettiğim hem günümüzde hem 15 yüzyıl önceyle gittiğimizde bu tür sorunların sadece uzaktan eğitimde değil, yüz yüze eğitimde de oldu. Evet, içinizden şunu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ya evet, Aras Hoca bize anlatıyor ama gitmiş bize 15 yüzyıl öncesinin örneğini veriyor diyor. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Günümüzde de durum çok farklı değil. Şu anda yansıyan ekrana bakarsanız eğer, yine ön sıralarda notunu alan bir öğrenci. Fakat daire içerisinde bir arkadaşımız var, uyuyor. Yani bu derslerin aslında doğal dağılımıdır. Bazı öğrenciler çok dikkatlidir, kendisini sürekli verir. Bazılarının dikkatini sürekli canlı tutmamız gerekiyor ve bu bizi yorar fakat bizim sorunumuz. Fakat bazı öğrenciler için her zaman ekstradan işte bir çaba sarf etmemiz maalesef gerekiyor. Önemli olan şu anda uzaktan eğitimde yaşadığınız etkileşimsel sorunların
sadece uzaktan eğitime değil, yüz yüze eğitime de has olduğunu ve bunu zamanla uzaktan eğitimi tecrübe ederek aşabileceğimizi bilmek. Bu durumu ben size kendi kültürümüzden bir sözle anlatmak istiyorum. Yaklaşık 5-600 yıl önce İsmail Fakirullah bize şöyle bir mesaj vermiş. Anlarsa uzağın yakınındır, anlamazsa yakının uzağındır. Aslında burada söylenmek istenen tamamıyla etkileşimsel uzaklık. Yani sizlerin aynı odada, aynı sınıfta, aynı fiziksel mekanda olmanız çok önemli değil. Önemli olan iletişimin kalpten kalbe doğru ve güçlü bir şekilde olması. Bu bağlamda kalpten bahsetmişken empati, ilgi ve anlayış pedagojisinden bahsetmek istiyorum. İngilizcesi aslında daha kısa, pedagogy of care kavramı. Care, bakmak, ilgilenmek anlamında. Fakat Türkçe çevirirken uzatarak çevirmek zorundayız. Bir çalışmada özellikle pandemi sürecindeki durumu şu şekilde özetliyor. İşin aslı pandemi sırasında ne öğrettiğimiz ikinci döneme sahiptir. Unutmayalım ki öğrenciler bu zor zamanlarda onlara ne öğretildiğini değil, nasıl hissettiklerini hatırlayacaklar. Bu gerçekten doğru. Burada aslında verilmek istenen mesaj hem pandemi zamanında hem uzaktan eğitim süresince sadece bilgiyi vermekle değil, duyguyu da vermekle uğraşmamız gerektiği, öğrencilerle bir empati kurmamız ve güçlü iletişim kanalları kurmamızın gerektiği ifade edilmektedir. Şimdi sizlerle farklı bir etkinlik yapacağım. Aslında bu dersi yaparken sizlere sorular soruyorum. Duymasam bile cevaplarınızı alıyorum bir şekilde. Reji şu anda cevaplarınızı topluyor. Onlar da bana yönetecekler. Stratejilerden bir tanesi. Sessiz soru, içsel cevap. Şimdi sizlerden şunu rica ediyorum. Hayatınız bir film şeridi, bir gözünüzün önünden geçsin. Eğitim hayatınızı düşünün ve aklınıza gelen, ilk gelen iyi öğretmeni düşünün. Ve neden olduğunu. Size yaklaşık 5 saniye, 5 dakika uzun bir zaman. 5-10 saniye veriyorum düşünmeniz için. Tabii ki siz düşünürken iletişim bağını koparmamak için kendi kendime de konuşuyorum bir yandan. Muhtemelen ilkokul yıllarına gitmişsinizdir diye düşünüyorum. Ortaokul veya lise de olabilir fakat aklınıza gelen ilk öğretmenler genellikle ilkokul yıllarından olur. Sebebi duygusal olarak daha çok bağlılık hissettiğimiz için ve ilkokuldaki hocalarımız yaş grubumuz düşünüldüğünde duygusal olarak hayatımızda önemli bir yeri olduğu için onlar olabilir. Tabii lise, ortaokul da olabilir, üniversite de olabilir. Sessiz soru içsel cevaptı. Cevaplarınız sizde kalsın. Fakat ben aklımdan geçenleri bir şekilde anlatayım. Muhtemelen aklınıza gelen öğretmenler şu tipteki öğretmenlerdir. Derste size sürekli gülümseyen, isminizle hitap eden, siz yaramazlık yaptığınızda bile tatlı bir şekilde uyaran, hatta o uyardığında utanarak bir daha aynı hatayı yapmamaya çalıştığınız, zil çalıp siz ayaklarını sırtınıza değerek öğrenciyken, teneffüse koşarken başınızı okşayan, size seslendiğinde sadece bir ses değil, sevgiyle hissettiğiniz hocalarınızdır. Ortaokulda veya lisede de benzer şekilde olabilir. Veya üniversite yıllarındaki bir hocanız aklınıza gelmiştir. Burada da genellikle sizinle iletişim kurar. Eğitimi sadece bilgi vermek olarak değil, sizi bir birey olarak değer veren, sizi anlayan ve size yardımcı olmaya çalışan hocalarımız ve öğretmenlerimiz aklınıza geliyordur. Burada vermek istediğim mesaj şu. Sadece bilgiyi vermek önemli değil. Nasıl şu anda bu tür hocalarımız ve öğretmenlerimiz aklınıza geliyorsa, bizim de ileride eğitim verdiğimiz bu nesil tarafından hatırlanmak için yapmamız gereken hatırladığımız hocalarımız gibi olmak. Daha doğrusu yıllar öncesinde aldığımız rol modelleri kendi hayatımıza şu anda yansıtmak. Neden önemli? Şu yüzden önemli. Biraz önce size neden bahsetmiştik? Empati, ilgi ve anlayış pedagojisinde. Uzaktan eğitimde, yüz yüze eğitimde de geçerli bu. Sadece bilgi vermek önemli değil, duygusal alanlara hitap etmek ve öğrenciyi kazanmak çok önemlidir. Hatta kişisel deneyimlerime dayanarak şunu söyleyeyim. Eğer bir öğrenciye siz inanıyorsanız, İçeriği siz çok iyi sunmasanız bile o öğrenci size mahcup olmamak için o içeriği daha iyi alacaktır. Derste daha aktif olacaktır. Lütfen bu stratejileri bir defa deneyelim.
Zaman kısıtımız olduğu için her şeyi çok detaylı anlatmam mümkün değil. Fakat acil uzaktan eğitime geçmemizle beraber belli yansımalar da yaşandı. Bunları sadece bir farkındalığınız olması için kısaca anlatmak istiyorum. Birincisi, çok dikkat etmediğimiz travmatik durumlar. Öğrencilerimiz, sadece öğrencilerimiz değil, aileleri travma, psikolojik baskı ve kaygıyla yüz yüze geldiler. Dolayısıyla eğitim verirken onların bu durumunu da aklımızın bir ucuna koyarsak eğer, empati kurarsak daha etkin iletişim geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Eğitim kurumlarının gizli rolleri ortaya çıktı. Burada öğretmen arkadaşlarım, okul müdürlerim, yöneticilerim var. Okul nedir aslında? Okul sadece bilginin verildiği bir yer değildir. Aslında düşündüğümüzde farklı sosyoekonomik gruplardan gelen öğrencilerin, bazıların gerçek anlamda beslenebildiği tek yer okuldur. Bazıların gerçek anlamda rehberlik alabildiği, bilgi de değil bakın, rehberlik alabildiği tek yer okuldur. Bazı öğrenciler sosyal etkileşim ve iletişime sadece okuldaki arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle geçebilir. Dolayısıyla okulların eğitim kurumunun da ötesinde farklı rollerinin olduğunu, uzaktan eğitimde bu rolleri unutmayarak mümkün olduğunca sağlamaya çalışmamız gerektiğini hatırlayalım. Evet, beslenmeyi sağlayamayız belki uzaktan eğitim sürecinde, fakat rehberliği, sosyalleşmeyi sağlamamız hala mümkün. Ailelerin bir yazım hatası var orada. Oraya hemen bir çarpı koyuyoruz. Yeni eğitsel rolleri dikkat etmemiz gereken bir şey. Muhtemelen şu tür sorular gelecektir. Evet, uzaktan eğitim güzel, fakat birinci sınıflarda biz bu eğitimi nasıl yapacağız? Evet, mantıklı bir soru. Gayet mantıklı. Dersime hazırlanıp geldim. Uzaktan eğitim aslında öğrenme sorumluluğunu alan daha çok yetişkin bireylere hitap eder. Fakat yaş grubu küçüldükçe biz bu öğrenme sorumluluğunu diğer paydaşlarla da paylaşırız. Uzaktan eğitimde bu yükü, bu sorumluluğu paylaşabileceğimiz hedef kitle ebeveynlerdir, ailelerdir. Ailelerin fakat bu süreçte sadece yeni eğitsel rolleri olmadığı, sağlık sorunları, iş, geçim gibi farklı sorunlarla da uğraştığını hatırlayarak dengeli bir şekilde onlara bu rolleri aktarırsak, özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilerle keyifli bir uzaktan eğitim deneyimi yaşamamız mümkün olacaktır. Ailelere bu sorumluluğu vermenin en büyük avantajlarından bir tanesi de eminim ki bu sorumluluğu aldıktan sonra ailelerimiz, öğretmenlerimizi alkışlayacaklar ve öğretmen olmanın zorluğunu ilk elden tecrübe edeceklerdir. Dolayısıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Destek toplulukları ve mekanizmalar çok önemli. Bu sadece öğrencileri desteklemek değil, birbirimizle desteklemek. Sadece öğretmen topluluğu değil, eğitimci ailesi olmak için de çok önemli. Dijital ayak izleri, kişisel ve etik dikkat etmemiz gereken bir konu. Özellikle bazen heyecanla canlı derslerdeki ekran görüntülerini paylaşabiliyoruz. Fakat öğrencilerimizin yaş olarak reşit olmadıkları, yüzlerinin, isimlerinin ve kişisel bilgilerinin farklı ortamlarda yayınlanmasının çok uygun olmayacağını hatırlamamız gerekiyor. Dijital bölümüne dikkat etmemiz gereken bir konu. Evet, şu anda teknolojiden bahsediyoruz. Çoğumuzun bilgisayar, telefonu var. Fakat olmayanlar da var. O öğrencilerimize bir şekilde ulaşmalıyız. Şu anda EBA destek noktaları tüm Türkiye'de bu amaç için kuruluyor. Fakat kendi elimizden gelen imkanlarla da bu öğrencileri desteklemeye, en azından motivasyonlarını sürdürmeye çalışmalıyız. Öğrenci destek hizmetleri çok önemli. Uzaktan da gayet güzel bir şekilde yapabiliriz. Evet, ben rehberlik kısmından çok anlamam diyenler olabilir. Hepinizin anladığını çok iyi biliyorum. Niye anladığımı sonunda söyleyeceğim. Fakat en basitinden sosyal medyada veya EBA üzerinde aferin, mükemmelsiniz, senin yapacağına inanıyordum gibi motivasyonu arttırıcı sözler bile basit ama önemli öğrenci destek hizmetleridir. Eşitsizlik ve sosyal adalet konularına çok dikkat edelim. Çok kapsamlı bir konu, bunu açmak istemiyorum şu anda. Dijital beceriler ve yetenekler hem öğrenciler için hem bizler için önemli bir konu. Şu anda yeni bir maceraya atıldık. Aslında bunu öyle düşünmek lazım. Ve bu süreçte hem kendimizi geliştirmeliyiz, hem de öğrencilerin özellikle teknolojik yetenek açısından, dijital beceriler açısından
kendilerini geliştirmelerine olanak tanımalıyız. Son olarak eğitimde açıklığın önemini kavradık. Eğitimde açıklık nedir? Bilgiyi paylaşmak. Bilgi aslında düşündüğümüzde insanlığın ortak malı. Fakat biz bunu sadece satın alınan kitaplara, belli ücreti ödeyerek erişebileceğimiz yerler olma mantığının da ötesinde paylaşırsak, bildiğimizi, tecrübemizi paylaşırsak bizler için anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Paylaşmak burada anahtar ifadelerden bir tanesi aslında. Sadece bilgiyi değil, tecrübelerimizi mutlaka paylaşalım, sorunlarımızı paylaşalım. Bu süreçte bu zorluğun üstesinden hep beraber kalkalım. Bu baktığımızda bizim kültürümüzde olan önemli bir değerdir paylaşmak. Yunus Emre bunu çok güzel bir şekilde bize ifade ediyor aslında. Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir. Dolayısıyla biriktirerek değil, paylaşarak bu dünyada zengin bir zenginlik yaşayabiliriz sadece paylaşarak. Bunu da aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bunun için küçük bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Eğer bilgisayardan bağlanıyorsanız lütfen telefonunuzu elinize alın. Eğer telefondan bağlanıyorsanız, farklı bir pencereyi alarak açabiliyorsanız, telefonunuzun fotoğraf ekranını açarak selfie moduna, yani ön kamera moduna geçerek bekleyin. Bunu yapmanız için size birkaç saniye veriyorum ve sonra size bir soru soracağım. Soru, sabahtan beri bir sürü eğitim teknolojisinden, stratejisinden bahsettik. Peki sizce en iyi eğitim teknolojisi nedir? Düşünün sunuyu ve tecrübelerinizi. Bu sırada telefonunuz elinizde, selfie kamerası açık. Hemen buradan gösterelim. Tabii ben kamerayı gösterirken rejideki arkadaşlarımı da belki biraz göreceksiniz. Burada yalnız değiliz. Evet, en iyi eğitim teknolojisi şu anda ekranda gördüğünüz kişi sizsiniz. Yani burada vermek istediğim mesaj şu. Uzaktan eğitimle yeni bir sürece girdik. Heyecanlı bir süreç, bilinmeyenlerle dolu, bazen korktuğumuz bir süreç. Fakat çözüm teknolojide, tüm sürece teknolojiyi yığmakla değil, sizlerden geçiyor. Bu süreçte biraz önce neden bahsetmiştik? Duyusal etkileşim gerçekten çok önemli, sadece bilgisayar değil. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öğretmen, teknoloji eğer sadece kara tahta ve tebeşir de olsa, akıllı tahta da olsa, bilgisayar da olsa, öğretmen eğitim sürecinin her yerinde ve en iyi eğitim teknolojisi her zaman sizler öğretmenler olacaksınız. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayalım. Bu durumu başka bir araştırmacı çok güzel ifade etmiş. Önce insan, sonra eğitsel içerik, en son teknoloji. Fakat gözlediğim kadarıyla çoğu zaman yaptığımız hata sıralamanın tersten olması. Biz önce teknolojiyle çözmeye, sonra eğitsel içerikle, sonra da insanla çözmeye çalışıyoruz. Fakat doğru sıralama insandan başlamalı. Dolayısıyla duyusal etkileşim şart. Sizlere sunumun sonlarına geldim bu arada. Umarım çok sıkmamışımdır. Hem öğrenciler, hem eğitimciler ve hem kurumlar için bazı önerilerimi paylaşmak istiyorum. Uzaktan eğitimdeki bir denklemden bahsetmiştik. Yüz yüze eğitimin bir yerde olduğu, uzaktan eğitimin bir yerde olduğu, eşitliğin olduğu fakat farklı bilinmeyenlerin olduğu. Tüm dünyada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu oldu. Örneğin ben İngilizce öğretmeniyim ve o gün 2 saat, 40 dakikadan 2 saat dersim var. Çoğu eğitimci şu hatayı yaptı. 2 saat dersi varsa 2 saat canlı ders yaptı. Bu gerçekten aslında yorucu bir süreç ve bizim orada yaptığımız bir tasarım değil, yüz yüze dersi teknoloji destekli bir ortamda taklit etmek, simüle etmek. Fakat yapmamız gereken şu. Örneğin 40 artı 40, 80 dakikalık bir dersiniz varsa bunu 20 dakikalık eş zamanlı yani canlı derste destekleyeceğimiz etkinlikte geriye kalan 60 dakika ise eş zamansız etkinliklerle okuma parçaları, videolar, görseller, testler, tartışmalar vesaire desteklememiz gerekiyor. Buradaki dengeyi iyi sağlamamız gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Öğrencilere sorumluluk verelim ama yük vermeyelim. Nasıl diyeceksiniz?
Örneğin ben İngilizce dersine girdiğimi varsayıyorum. Şu anda diğer öğretmen arkadaşlarımla iletişim olmadığını varsayarsak eğer, sürekli öğrenciye ders ödev vererek onlara da bir yük oluşturabilirim. Bunun için her okulda bir ortak iletişim kanalı muhtemelen vardır. Oluşturulması, aynı zümrelerin, aynı sınıfa giren hocaların ne kadar ders verdiğini dengeli bir şekilde dağıtması, öğrencinin ev alan çıktıktan sonra da üzerinde çok yük olmadan keyifle yapacağı ödevler olmasına sebep olabilir. Dediğim gibi sorumluluk verelim ama yük vermeyelim. Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu, özellikle ve otonomluğunu kazanmaları için fırsatlar tanıyalım. Bu sadece uzaktan eğitim için değil, hayat için de gerekli, önemli bir beceri. Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin hayatlarına dokunalım. Onlar da insan, onların da sorunları oluyor ve böyle durumlarda varlığımızla onlara mutlaka destek olalım. Dijital yetenekler konusundan bahsetmiştik. Bu bağlamda eksiklerimiz olabilir. Kendimizi tanıyalım, eksiklerimizi geliştirelim. Bildiklerimizi ise diğer paydaşlarla mutlaka paylaşalım. En başında yapmıştık. Bir çay vardı, boğaz manzarası vardı. Dijital aralar çok önemli. Özellikle küçük yaş gruplarında. Onların bilişsel olarak bir ara verip dinlenmesi için bu tür stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu önerilerin dışında çok güzel stratejiler geliştiren değerli 1 milyonluk bir eğitimci kitlesi var. Tecrübeleri paylaşmak çok önemli. Birbirinizden de destek alabilirsiniz. Bunun dışında öğrencilere bazı önerilerim var. Öğrencilerimiz de evet sizin gibi bir bilinmeyen süreçte bir gecede uzaktan eğitimle tanıştılar. Dolayısıyla zorlanmaları normal, yapmaları gereken kendilerine kibar davranmaları, bunun eğitimin devamlılığını sağlamak, onların geleceğini bir şekilde garantiye almak için yapıldığını anlamaları gerekiyor. Bunu anlatmak da siz değerli öğretmenlerimin görevi. Güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeliler, güçlü yanlarından faydalanmalılar, zayıf yanlarını ise geliştirerek daha iyi bir gelecek için kendilerini hazırlamalılar. Bu süreçte günlük tutmak, video bloglar çekip yayınlamak gerçekten güzel bir strateji. Buradaki önemli kavram kendimizi ifade etmek, iletişime geçmek, sorunları paylaşmak, iyi deneyimleri paylaşmak çok önemli. Paylaşmak bu hayatta aslında sahip olduğumuz çok basit ama çok güzel bir beceri. Paylaşmaya devam edelim. Sadece akademik beceriler değil, bizi hayata hazırlayacak beceriler de geliştirelim. Uzaktan eğitime fırsat verelim. İlk hayal kırıklığı bütün gemileri yakmak için yeterli bir sebep değil. Eğer bu gemiye bindiysek farklı limanlara, farklı ufuklara da yelken açabileceğimizi lütfen unutmayalım. Kurumlara bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Eğer yönetici hocalarımız, öğretmenlerimiz de varsa burada. Burada olmayan ama daha doğrusu son maddeydi, onu ben ilk maddeye taşıyorum. Çok yaratıcı, güzel fikirleri olan hocalarımız vardır. Lütfen onları dinleyin ve onların bu fikirleri uygulamalarına bir fırsat verin. Farklı erişim seçenekleri sunalım. Bahsettiğimiz gibi dijital bir tek doğru ve tek seçenek değildir. Eğer buraya takılırsak duygusal ve sosyal kısımları muhtemelen atlarız. Eğitimde açıklığa ve paylaşmaya önem verelim. Ve özel gereksinimli öğrencilerimizi lütfen unutmayalım. Bizim burada amacımız 30 öğrenciden 25'ini kurtarıp 5 tanesini bir kenarda bırakmak değil, hepsini evlatlarımız olarak gördüğümüz için bu süreçte bir şekilde desteklemek. Son söz olarak kısaca toparlarsak, umarım sıkılmamışsınızdır. Uzaktan eğitimde esas olan içeriğin tasarım ve kalitesi. Bunu unutmayalım. Teknoloji içeriği taşıyan bir araç, her şey değil. Güzel, etkili bir araç ama asla amaç değil. Kesinlikle de bir sihirli değnek değil. Sihirli değnek olduğunu düşünüyorsanız Cinderella hikayesinde gibi saat 12'den sonra her şeyin bal kabağına dönüşmesi ihtimalini aklınızdan çıkarmayın lütfen. Biraz önce yapmıştık. En iyi teknolojinin artık kim olduğunu biliyorsunuz. Sizsiniz. Uzaktan eğitim, yakından ilgi, bu bizim mottomuz olmalı. Öğrencilerimizi her zaman destekleyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ama hareketlenmeyin. Daha sizinle geçireceğimiz birkaç dakikamız var. Aklınıza takılan soruları benimle veya en altta gördüğünüz Soligen
iletişim kanallarıyla paylaşarak sorularınızı, paylaşımlarınızı bize iletmeniz mümkün. Eğer aklınıza gelen farklı paylaşmak istediğiniz noktalar varsa soligem.com adresini ziyaret ederek bu düşüncelerinizi de bizle paylaşabilir. Özellikle teknoloji yeterliliğine yönelik durumunuzu orada koyduğumuz anketi tamamlayarak söylerseniz eğer bizim daha iyi eğitimler yapmamıza olanak sağlayabilirsiniz. Son olarak sizlerle kısa 5 soruluk eğlenceli bir sınav yapacağım. Bu yine ücretsiz araçlardan bir tanesi Kahoot. Belki şu anda tüm hocaların katılımını sağlayamayabiliriz. Fakat yapmanız gereken kahoot.it adresine gitmek. Şimdi yavaş yavaş adım adım gidiyoruz. Kahoot.it adresine gitmek. Daha sonra karşınıza şöyle gördüğünüz üzere nickname diye bir kısım gelecek. Bu kullanıcı adı. Burayı yazarken gerçek isminizi yazmanız önemli çünkü biraz sonra yapacağımız etkinliklerde isimleriniz oraya yazdığınız şekilde görülecek. Yani isminizin görünmeyeceğini düşünerek farklı nickname'ler kullanmayın. Ve o ekrana bir pin kodu girmemiz gerekiyor. 64 38 028. 64 38 028. Diğer ekrana geçebilir miyiz? Rejide rica ediyorum şu anda. Evet, kahoot.it adresine girdiğimizde en üstte yazıyor. Gelen ekrana 64-38-028'i giriyoruz. Reji kaç kişi girdi şu anda söyleyebilir misin sesli? 12. 12. Onur çok güzel bir şekilde bize 12 dedi ama az bir sayı değil mi? Evet, bu sayıyı arttıralım. 5 soru. Birinciye de Çorum Milli Eğitim'in güzel bir kitap hediye edeceğini düşünüyorum. Daha doğrusu ilk 5'e. Onun müjdesini de şimdiden verelim. Heyecanı arttıralım. Kaç kişi oldu? Ben yan ekranda zor görüyorum. Şu an 35. Yapmamız gerekeni ben bu sürede... kahoot.it adresine giriyoruz. Karşımıza kullanıcı nickname veya username şeklinde gelen kısma adınızı, soyadınızı veya adınızı yazıyoruz. Daha sonra pin ekranına 64-38-028 pinini giriyoruz. Girdikten sonra bekliyoruz. Telefonunuzdan bunu yaptığınızda birazdan açıklayacağım fakat size 5 tane soru gelecek, 4 şıktan oluşan. Her şık bir renk ve görselle, örneğin kırmızı kare gibi, telefonunuzda da görünecek. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz sorulara telefonunuzdan ilgili şıkları işaretleyerek cevap verebilirsiniz. Şimdi sizin görüş açınızdan çıkıyorum. 59 kişi var şu anda. 30 saniye daha bekliyorum. Daha sonra etkinliğe başlayalım. 60 olduk. Kimler var? Mustafa Karakuyu girdi. Esma, Simge, Sadık Hoca. Sadık Hocam merhabalar. Fırat Arslan, Özgür Arslan, Arslanlar var. Arif Tosun, Tarık Kasatura, S.C. Haydar, hocalarım tabii ki isim olduğu için devamlı bir hoca koyuyoruz. Hüday Hocam, hoş geldiniz. 71 kişi sayı artıyor. Evet, etkinliğimize başlıyoruz. Uzaktan eğitim kısa sınav etkinliğimiz başladı şu anda. Şıkları telefonunuzdan cevaplayacaksınız. Uzaktan eğitimde en iyi teknoloji nedir? Gördüğünüz cevabı telefonunuzdan işaretlemeniz gerekiyor. 20 kişi cevap verdi şu anda. Evet. 33 kişi doğru cevap verdi. Biraz önce özellikle vurgulamıştık.
En iyi teknoloji eğitimcinin kendisidir. Devam edelim. Şu anda ilk 5'i veriyorsunuz birinci soruya göre. Devam edelim. Doğru yanlış sorusu. Teknoloji sihirli bir değnektir. True, doğru. False, yanlış. Teknoloji sihirli bir değnektir. True, doğru. False, yanlış. Son 8 saniye. Evet. Teknoloji sihirli bir değnek değil, sihirli değnek biziz. Ona dikkat edin. Sıralamada değişiklik var. Candan Ocak yeri koruyor. Devam edelim. En eski soyut teknoloji nedir? Somut ve soyut teknolojiden bahsetmiştim. Teknoloji sadece araç değildir. Son 10 saniye. 43 cevap aldık. Evet, dil hala kullandığımız, bakın teknoloji diyoruz. Son iki sorudayız. Eğitimde fiziksel uzaklık fiziksel değil, etkileşimsel psikolojik bir kavramdır. True doğru, false yanlış. Eğitimde uzaklık fiziksel değil, etkileşimsel psikolojik bir kavramdır. Son saniyelerdeyiz. Evet, psikolojik bir kavram. 8 kişiyi daha sonra kazanacak. Candan Hocam dersine iyi çalışmış. Son sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi önemli bir etkileşim türü değildir? Öğrenen öğrenen, öğrenen öğreten, öğrenen çevik, öğrenen bilgisayar. Hatırlarsanız dalgaların olduğu bir sunumumuz vardı. Orada üç çeşit etkileşimden bahsetmiştik. Dolayısıyla bir tanesi ihtiyacımız olan etkileşim türü değil. Cevabımız öğrenen bilgisayardı, doğru. Şimdi son sıralamayı görüyoruz, büyük üçü. Bu arada kahut uygulamasını muhtemelen bilen hocalarımız vardır. Güzel, eğlenceli bir uygulama. Buna benzer birçok uygulama var. Candan Hocam, Aslan Kara Hocam, Menala Hocam, İlk Üç'te, Angel, Melek, Nezahat hocaları 4 ve 5. sırada. Dolayısıyla kadın hocalarımızın egemenliğinde bir sınav yaptık. Hepsine buradan selam olsun. Evet, bugün sunumuzun sonuna geldik. Değerli hocalarım, beklediğimizden uzun bir sunu oldu. Fakat umarım keyif almışsınızdır ve belirli bir farkındalık kazanmışsınızdır. Şimdi soru ve sorularınız bize ulaştı. Onları kısaca alacağız. Hocam, ilk sorumuz tarih öğretmenimizden geliyor. Twitter üzerinden yazmış bu soru. Eş zamanlı ve eş zamansız eğitimi somut örneklerle biraz daha açabilir misiniz? Aslında uzaktan eğitim teknolojiyle verildiğinde zamana bağlı olmaz. Şu anda yaptığımız eş zamanlı bir uygulama. Özellikle canlı dersleri eş zamanlı uzaktan eğitim örneği olarak düşünebilirsiniz. Eş zamansız uygulamaya ise örneğin EBA'ya yüklediğiniz okuma metinleri, görseller, yani zaman olarak öğrenenlerin istediği zamanda girip alabildikleri içeriklerdir. Bu tür tasarımlar da eş zamansız sunuma işaret ediyor. Başka sorunuz var mı? İkinci sorumuz Arif Aydın Tosun öğretmenimizden geliyor hocam. Birlikte de kullandığımız gibi böyle Kahoot, Mentimeter'a benzeyen alternatif yöntemler var mı? Kesinlikle var. Levent hocam, Soligen müdürü bu konuda sizlere önümüzdeki haftalarda güzel bir sunum yapacak. İşin sırrını kaçırmamak için ben sadece küçük örnekler verdim. Şimdilik sorularımız bu kadar hocam. Ama daha devam edebiliriz. Hala sorular alabiliyoruz. Tamam. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Özellikle Web 2.0 Google ifadesini yazın. Mutlaka kullanın. Yani aslında bu sadece öğrenciler için değil, biz eğitimciler için de bir keşfetme süreci, kendimizi geliştirme süreci. Bu arada iddialı bir şekilde milli eğitimdeki süreçleri çok iyi bildiğimi söylemiştim. Ben 12 yıl milli eğitim
bağlı farklı okullarda, köylerde, kasabalarda ve en son Eskişehir şehir merkezinde 12 yıl öğretmen olarak çalışmış sizlerden birisi, bir meslektaşınızın işin azlı teneffüs aralarındaki muhabbetleri, öğretmenler odasını çok özledim. Evet, bir süre ayrı kalınca gerçekten okulun ortamı, o teneffüste koşan öğrenci görüntüsü bir şekilde özleniyor. Bu vesileyle de bu özlemimi dile getirmiş olayım. Sanırım başka soru yok. Dolayısıyla bu sorunun sonuna gelebiliyoruz. İfade ettiğim gibi altta görünen iletişim adreslerini kullanarak bizlere iletişime geçebilir. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Tahmin ettiğimizden uzun bir sunum oldu. Sabrınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.